Hadi abla. Bismillah. Abba. Ya kardeş. Osman Bey bize vazife verir. Tecrübe sahibi olanım da ya. Sen Nettin Nakırtı'ya bak ya. Ne etmişim Boran'ım? Kendi beyimize sual eylemek de mi suçlu? Kardeş. Bu koca kafayı nerede büyüttün ya? Haydi kardeşler. Haydi. Nereye böyle? Ava gideriz bence. Osman Bey, yeni bir vazife verdi değil mi? Nereden çıkardın bence? Burhan abi, bu av başka bir ava benzer. Bu çocuk yine başını hangi belaya sokacak? Tanrım sen onu koru. Ayrıca ava gideriz dediysem ava gideriz. Gayrı soru sormayasın. Bizi de yolumuzdan kovmayasın. Öyle olsun. De haydi. Haydin kardeşler. Haydi. Haydi. Bu avda sizi yalnız kovmayacağım. Maşallah. Hay maşallah. Bala kızı. Beni de böyle hayırlı bir iş için çağırmışsın. Çorbada tuzu olsun demişsin. Sağ olasın kızım. Pek bahtiyar oldu. Birlikten kuvvet doğar Hazal Hatun. Sen sağ olasın. Yalnız sadece destek olmak yetmez. İsterim ki sen de bir işin ucundan tutasın. Tutmaz olur muyum hiç? Sen yeter ki iste. Haydi alpler, indirin malları. Sağ olasın. Bala Hatun, müsaaden var mıdır? Müsaade senindir Hatun. Duydum ki garibanların derdine derman olacakmışsın Bala Hatun. Ben de evdeki erzaklardan getirdim. Müsaaden olursa dağıtmak isterim. Ne güzel düşünmüşsün güzel bacım. Buyurasın, içeri yerleştiresin. Hay maşallah Bala. Daha ilk günden hayırseverler işitip derman olmaya gelirler. Maşallah.
Balam. Neyin var? Osman'ı ikinci hatını bulmam icap eder Gonca. Yine o mesele. Gayrı beni ve Osman'ı aşmıştır. Ertuğrul Gazi'nin vasiyetidir. Ne dersin bana? Evlatsız bey olmaz derim Gonca. O sebepten bulmam icap eder. Bala Hatun, müsaaden olursa bu hayırlı işte ben de vazife almak isterim. Moğol vergilerinden kaçan Türkler mallarını size satıyorlar. Yani sizin yüzünüzden ayakta kalıyorlar. Yeni obaların alpleriyle, sürüleriyle gelmesine sebep oluyorsunuz. Mallarını sattıkları 3 tane yol var. Bursa, İnegöl, Konstantinopolis. Bu 3 yolda tamamen kapanacak. Askerlerinizle sadece tüccarları değil, sürüleriyle meralara yayılan çobanları da, pazarlarınıza gelen Türkleri de tek tek avlayacaksınız. Eğer onların Türk olduğu için ölmeleri gerektiğini unutursanız, ben de sizin tekfur olduğunuzu unuturum. Bunun ardından neyin geleceği belli. Savaş. Sadece savaş değil. Kan, gözyaşı ve ganimet. Beyler, savaştan elde ettiğiniz bütün ganimetler imparatorluk vergisi uygulanmadan sizin olacak. Osman'a 3 bir koldan saldıracaksınız. Ta ki nefes alamayıncaya kadar. Birleşip saldırıya geçtiklerinde ne olacak? Ne mi olacak? Siz sadece kalenizin kapısını kapatın. Ekerisi de benim işim. Bu toprakların bugüne kadar görmediği büyüklükte bir orduyla yanınızda olacağım. Sadece imparatorluk ordusu değil. Moğollardan, kumanlardan oluşan bir orduyla onların tepesine balyoz gibi ineceğim. İtirazı olan var mı? Güzel. O zaman... Ölümüne savaş! Ölümüne savaş! Ölümüne savaş! Güzel. Nihayet Sade'de geldik. Ölümüne savaş severim. Beyler, bu gece misafirimsiniz. Ve şunu unutmayın. Türklerin kellelerinden bana bir tesbih getirene kadar gözümde tekfur falan değilsiniz. Roma'ya! Ey matrilosu, ey matrilosu, ey matrilosu, ey matrilosu, ey matrilosu, ey matrilosu, ey matrilosu.